Dönme zamanı. Onur bizi bekliyor ALB'de. Onur, iyi geceler diyelim. İyi geceler Barış, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Altın'a ilişkin izleyicilerimizin sorusu var. Yunanistan belirsizliği sürerken diyor, altın niye buralarda, niye düşmüyor ya da niye yükselmiyor bu risk varken, daha doğru bir ifadeyle Mustafa Çanakçıoğlu Bey sormuş. Ben de o soruyu sana yönelteyim. Altındaki bugünkü fiyatlamalarda neler öne çıktı? Tabii ki uzunca bir sürede altının konsolide olduğunu izliyoruz. Yukarıda 1210 bandı, aşağıda ise 1175 bandı arasında. Şimdi öncelikle dediğiniz gibi Yunanistan krizi söz konusuyken altının daha çok yukarıya yönlü hamleler yapması bekleniyor. Yine bu paralelde dolar endeksindeki aşağı yönlü yapının da altını daha yukarı çıkmasını beklerdik. Ama dolar endeksinin son günler tekrardan toparlanması altını aşağı yönlü çeken ana nedenlerin başında gibi gözükse de ben altındaki fiyatlamaların hasıl ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.40'a geldiği takdirde 1175 aşın altına inen bir altın fiyatları görüyoruz. Niye ABD 10 yıllıkları önemli? Çünkü uzun vadeli faizlerin yukarı gitmesi kısa vadeli faizleri de beraberinde getireceğinden dolayı özellikle küresel yatırımcılar tahvil faizlerinde Amerika'nın faizli bir adım daha yaklaşacağını düşündüğünden dolayı güvenli liman algısı olarak algılanan altın fiyatlarında paranın ana vatanına dönmesi, yani ABD'yi tekrardan dönmesi, yani sermaye hareketlerinin yer değiştirmesi olarak algılıyoruz biz bu hareketi ve bu nedenle altında düşüş hareketi devam ediyor. Bir süre daha altın fiyatları aşağı yönlü baskılanabilir ama bu hafta özellikle ABD'den gelecek verileri takip edeceğiz. Yarın ADP tarım dışı istihdam rakamı, perşembe günü ise tarım dışı istihdam rakamları gelecektir. Cuma günü ABD'de bağımsızlık gününün sebebiyle tatil olacağını hatırlatalım yatırımcılara. Altın fiyatlarında 1175'in altında 1169 desteğini görüyoruz 2-3 gündür. Bu seviyeyi kıramıyoruz aşağıya. 1169 seviyesi kırıldığı takdirde yarın serfi fiyat olabilir. 1157'ye kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ancak haftalık pivot noktamız altında 1181 seviyesi. Bu seviyenin üstünde de önce 1188, ardından 1200'lere giden bir altın fiyatı görebiliriz. Onur, bir de dolar TL'ye bakalım. 2.68'e yakınız şu an için. Kur için nasıl bir öngörünüz var? Kurda dolar endeksinin geri çekilmesinden sonra bir aşağı yönlü hareket algısı oluşmuştu. Yurt içinde siyaseten koalisyon çalışmalarının ız kazancı ve erken seçimin ötelenmesi konuşmalarıyla birlikte satış baskısı devam ediyor. Ben daha önce de dile getirdiğim gibi Türkiye'de 2 yıllık tahvil faizlerinin tek haneli seviyelerde kalması sebebiyle kurdaki satış baskısının önümüzdeki günlerde de sürmesini bekliyorum. Kur tarafına baktığımızda dediğimiz gibi siyaseten bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri vardı ve birinci ve ikinci tur oylamalardan bir sonuç çıkmadı. Yarın da üçüncü ve dördüncü tur oylamaları gerçekleşecek. Anlaşılan o ki bu görüşmelerde oldukça sıcak geçecek. Yarın da Türkiye ayrıca imalat PMI rakamları var. Amerika'dan gelecek veriler, bütün hepsi üzerindeki hareketlilik yaratacaktır. Aşağıda 2.67 haftalık pivot noktamız, bu seviyenin bugün denedik kıramadık. Yarın bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 2.65.20, eğer bu seviyenin 2.65.20'nin de altında bir fiyatlama görürsek o zaman daha sert bir satış baskısından söz edebiliriz. Yukarıda da 2.70.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye kırılmadığı sürece bir miktar satış baskısının ön planda olduğunu söyleyebilirim. Onur, çok teşekkür ederiz. ALB Forex'e kolay gelsin diyelim. Biz efendim dönelim yeniden stüdyomuza. Özlem Bayraktar.